Yağmur Veli Varol hazır sanırım. Evet, ve Evet. karşımızda. Yağmur Veli, biz konuşmaya başladık ama sen yerinde takip ediyorsun olanı biteni. Daha hakimsin. Şafak baskınından bahsettik. Tam olarak ne yaşandı bu sabaha karşı? Bize önce onu bir anlat. Yeni tarifeyi gündeme getirdik. Son dakika olarak paylaştık. Bu yeni tarifenin ayrıntılarında başka neler var? Ve tabii nöbette olanların tepkisi bu duruma nedir? Seda Selek, bizim aslında işçilerin nöbetinin, belediye başkanı nöbetinin dördüncü günü bugün ve biz dört gündür burada yayınlar yapıyoruz, ancak bugün farklı bir manzara var arkamda. Gördüğünüz gibi aslında bir barikat çekilmiş durumda. Sadece araçların içeriye girip çıkmasına izin veriliyor. Burada biz basın mensuplarının basın kartımızı göstermemize rağmen yukarıya, Meryem Ana gişelerinin oraya çıkmamıza izin verilmedi. Belediye başkanının yanına gitmek, ona mikrofon uzatmak ve gişelerin oradan bir yayın yapmak istemiştik. Ancak oraya geçmemize izin verilmedi. Tıpkı bizim geçmemize izin verilmediği gibi burada belediye işçilerinin de yukarıya, belediye başkanının yanına geçmesine izin verilmiyor. Şimdi kameraman arkadaşım Şahin Karaşahin sizlere gösterecektir. Bakın, işçiler sağda ve solda bekleyişlerini sürdürüyorlar. Az önce burada bir gerginlik de yaşandı aslında. İçeriye girmek istiyoruz, biz başkanımızı yalnız bırakmak istemiyoruz dediler. Ancak içeriye alınmadılar. Şimdi dün geceden bir ufak bahsetmek istiyorum ben. Gece nöbet başladığı günden beri, pazar günü başladığı andan itibaren 24 saat şeklinde sürüyor ve gece de burada kalınıyor. Dün gece 3.30'da adeta bir şafak operasyonu gibi buraya geliniyor ve belediye başkan yardımcısının da içinde olduğu 6 kişi jandarma eşliğinde buraya aşağıya indiriliyor. Bakın şimdi yukarıya doğru bilmiyorum kameranın açısı mümkün müdür ama burası Meryem Ana evine giden bir yol. İki farklı yolu var. İki farklı yol da kapatılmış durumda. Bir tanesi işte gördüğünüz gibi şu anda jandarma barikatıyla kapatılmış durumda. Şu anda görüyorsunuz, mesela araçlar geçmek istediğinde, bakanlığın araçları geçmek istediğinde ya da mesela şu anda bir ticari taksi var, turistler geçmek istediğinde bu kapı açılıyor ama belediye çalışanlarına ya da biz basın mensuplarına bu kapı açılmıyor. Ben az önce basın kartımı gösterdim. Yukarıya geçmek istiyorum dedim. Belediye başkanına mikrofon uzatmak istiyorum dedim. Ancak yukarıya alınmadık ama gördüğünüz gibi ticari taksi, içinde turistin olduğu bir ticari taksi bu yoldan geçip gidebiliyor. Beyefendi, az önce burada bir tartışma yaşandı. Siz de konuşuyordunuz. Evet. Neler yaşandı o an? Tekrar şu an Halk TV canlı yayındasınız. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle tüm izleyicilerimize merhaba demek istiyorum. Dün gece saat 4'e çeyrek kala yukarıda belediye başkanımız, başkan yardımcılarımızla beraber nöbeti devam ettirirken sizin de değindiğiniz gibi bir şafak operasyonuyla yaklaşık 400-500 kişilik bir grupla jandarma, orman işleri müdürlüğüne bağlı ekipler hep beraber belediye başkanımızın bulunduğu gişeyi, nöbet tuttuğu gişeyi abluk altına alıyorlar. Daha sonra yapılan müzakerelerde sonuç alınamadığı için belediye başkan yardımcılarımız gözaltına alındı. Bu gözaltı sürecinden sonra onları aşağı indirdiler. Belediye başkanımız direnmeye devam etti, başkan yardımcımız Erhan Bey ile beraber. Biz gece vakti haber aldığımızda yola çıktık. Tabii ki geçiş sağlanamadı ilk etapta. Araçlarımızla tekrar jandarmaya geri döndük. Ve şu andaki süreçte bu şekilde devam ediyor. Hala az önce neler yaşadınız? Yukarıya çıkmak istiyoruz dediniz. Bir yandan da evet, dediğim gibi araçlar geçiyor ama bizler geçemiyoruz. Şöyle bir çekilelim. Biz burada emekçi arkadaşlarımızla, halkla beraber buraya geldik ve yukarı çıkmak istediğimizi belirttik. Başkanımızı yukarıda yalnız bırakmamak adına. Fakat buna izin verilmedi. Bu kesinlikle yasak dendi. Tabii buradakiler de bu yasağı sırf bizim için çiğnemeyecekleri için bir çatışmaya mahal vermemek için ben Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkan yardımcısı olarak buna müsaade etmedim. Ve kendilerine ben dedim ilçe başkan yardımcısıyım. Gençlik kolları başkanımla beraber yukarıya çıkacağım ve başkanımı göreceğim dedim. Buna müsaade ettiler. Biz yukarıya çıktık. Başkanımızı gördük. Morali yüksek. Sağlığı yerinde. Yalnızca başkanımızın kendi iradesiyle vereceği karar doğrultusunda başkanımızın aldığı kararların arkasında olduğumuzu belirttik ilçe örgütü olarak. Şu anda da basın... Buradaki bekleyişiniz sürdürülüyor. İlden ve ile bağlı merkez ilçelerimizden şu anda bizi desteklemek amacıyla partilerimiz ve halkımız buraya doğru yola çıkmış durumda. Bu bağlamda demin de belirttiğim gibi komutana, biz direnişimizi devam ettireceğiz. Bakın esasen burada yapılmak istenen şey şu.
defalarca kez belirtildi. Medyada da bu haberler çıktı. Biz de izledik. Biz burada 1970'ten beri gelişen onca siyasi olaya rağmen burada hiçbir sorun yaşamamışken 50 yıllık bir işletme, belediyenin işletmesi burada mevcutken bugün burada bu işlemin yapılmasını halkımız kabul etmiyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için. Evet Seda Selek, aslında az önce söylenenleri biz günlerdir söylüyoruz ama yeniden altını çizmekte fayda var. Çünkü burası dünyanın dört bir tarafından, sadece yerli turistler tarafından değil, binlerce turist, yüz binlerce turist burada ziyaret ediyor. Ve bir anda sadece bir günde ışık hızıyla bir tarife değişikliği oldu. Otobüslerin girişinden 500 lira alınırken bakanlık bunu 1200 liraya çıkardı. Bisikletlerden ücret alınmıyordu. Onun da ücretini 40 liraya çıkartıldı. Yani bir yandan belediyenin bütçesine göz dikmek, el koymak varken bir yandan da hem turistlerin hem de yerli turistlerin cebine de bir yandan da zam yapıldı diyelim biz buradan. Buradaki bekleyişimizi, nöbetimizi sürdüreceğiz.